Evet arkadaşlar, şimdi de şu alt kısmı ilk şeyi kısmı ve ortadaki kısmı yaptıktan sonra artık en üst kısma geçiyoruz. Bu en üst kısmı yaparken şurada gördüğünüz gibi renkleri, şu orta kısımları öncelikle yapmamız gereken aynı hizaya getirmek. Yani burası beyaz olduğu gibi buralarda yeşil, işte sarı ve mavi olacak. Ve bunu yapmadan önce en üstte bir artı oluşturmam gerekiyor. Bu şekildeyken önce burada artı oluşturmam gerekiyor. Önce artıyı oluşturacağım. Ondan sonra bunları yapacağım. Şimdi burada şu kısma geldikten sonra yapacağım. İlk iş şu üst taraftaki turuncuları artı hale getirmek. Onun için şöyle çevirdim de turuncu hangi tarafta var? İki tarafta da turuncu var. Mavi de veya sarı da fark etmez. Buradaki şu görmüş olduğunuz turuncu, bana bakan turuncular var. Şu iki turuncu. Onun olduğu yüzeye bana bakarken ön kısmı sağa doğru yatıracağım. Tamam mı? Sağ tarafı yukarıya, üst tarafı sola, tekrar sağ tarafı aşağı, üst tarafı sağa, ön tarafı yukarıya alıyorum. Şimdi baktığınız zaman burası bozulmuyor. Ama üst tarafta bir değişiklik görüyorsunuz. Tekrar yine en fazla olan yer neresi? Burası. Bunu yine üst tarafa da aynı hamle yine yapıyorum. Biraz da yapacağım. Burada bakın şu ilk artı oluşturmadan önce bir çizgi, eksi işareti gibi bir çizgi düşündüm. Bunu şöyle değil, böyle çalışacaksınız her zaman. Artık burada kullanacağım renkler hep bu. Buradaki renkler olacak. Yani şu burada fazla olan tarafı değil. Artık tamamen şu önce eksiyi oluşturduk. Artıdan önce eksi böyle paralel bize bakacak şu şekilde. Bu öndeki turuncuyu kullanacağım. Mecburen kullanmak zorundayım çünkü bu eksiyi bozmamak zorundayım. Gördüğünüz gibi otomatikman hepsi geldi. Şöyle bu şekilde artıyı oluşturduktan sonra şu artık bu orta kısımlardaki renkleri bir araya getirmek kaldı. Onun için böyle en çok rengin bir arada olduğu yeri yakalamaya çalışıyorum. Şu maviyi bir deneyeyim bakalım. Mavi de gördüğünüz gibi mavi ve sarı ikisi birden tutuyor, uyuşuyor. Sadece yeşil ve beyaz birbirine ters duruyor. Şimdi bu şekildeyken arkadaşlar mavi sağıma iki olmuş rengi, birinin sağına biri arkaya gelecek şekilde, bakın şu sarı arkada, mavi de sağımda olacak şekilde böyle tutuyorum elimde. Ve benim ana rengimi, kırmızı olan rengimi, mesela beyaz bana bakıyor, mavi sağda, sarı arkada, kırmızıyı yukarıya alıyorum sağ tarafıma. Ve bu kırmızıyı bir kere çeviriyorum. Ondan sonra sağ tarafımı aşağı alıyorum. Kırmızıyı tekrar bir kere çeviriyorum. Sonra sağ tarafımı yukarıya alıp bu sefer iki kere çeviriyorum ve kırmızı tekrar bana bakıyor. Çeviriyorum, aşağı alıyorum. Kırmızı yerine aldım tekrar. Ve renkleri yerine getiriyorum. Bakalım, beyaz önüme getirdim. Mavi doğru yerde. Ana yeşil de doğru yerde. Aa, sarı doğru yerde. Evet, düzelmiş. Şimdi bundan sonra artık son köşeleri oluşturmak kaldı. Burada biraz şanslıyım. Uğraştırmayacak beni. Burada bir tane hazır daha olmuş var. O bakıyorum, şurada bir tane olmamış var. Bu çok yer ters bir yerde duruyor. Bakıyorum, bu da öyle ters bir yerde duruyor. Bu da ters bir yerde duruyor. Evet, şimdi bunların hiçbiri doğru yerde değil. Şu üçünün. Şu sadece doğru yerde. Doğru yerde olan fark etmez. Yani bu renkler önemli değil. Böyle de durabilir, böyle de durabilir. Ama doğru yerde durması önemli. Renklerin doğru yerde durması önemli. Doğru yerde dururken bu sol tarafımda kalacak şekilde alıyorum kübü. Sağ tarafımdaki şu hatalı olan kısmı fark etmez. Sol tarafımı alıyorum sağlam küpü. Sağı solu fark etmez. Hiç önemli değil. Önemli olan doğru taraf solumuzda kalması. Benim ana rengim kırmızı, yine kırmızıyla çalışacağım. Mavi bana bakıyor. Yani şu solda kalıyor. Kırmızıyı yukarıya aldım sağ tarafı yine. Bu aldığım üst taraftaki kırmızıyı sağıma atıyorum. Şimdi bu şekildeyken sol tarafındaki kırmızıyı da yukarıya alıyorum. Sonra bu sol tarafındaki üst taraftaki kırmızıyı arkaya, buraya, köşeye atıyorum. Bu böyle geldi. Bunu tekrar aşağı alıyorum. Ondan sonra bu kırmızıyı da aşağı aldıktan sonra buraya çekip bunu da aşağı alıyorum. Şimdi renkleri doğru yere getirelim bakalım. Evet, getirdik. Bakın görüyorsunuz 1, 2, ikisi tam oturdu.
Evet, buradaki renklerin doğru yerde sarı sarı da turuncu turuncu da yeşilli yeşilli duruyor. Bu da turuncu turuncu da yeşilli yeşilli beyaz da beyaz da duruyor. Hepsi doğru yerlerde. Şunlar tamamlanmış. Sadece şu ikisini doğru şekilde o çevirip sarıyı buraya, işte yeşili buraya, turuncu buraya alacağım. Ama böyle çevirme yok tabii ki. Bunu böyle kopartıp da buradan alamıyorum. Öyle bir şiddet uygulamıyoruz kübümüze. Şimdi sağ tarafımızdayken yine hiç elimizi bozmayacağız. Bakın şu ortadaki ilk başta size gösterdiğim, ilk hamlede gösterdiğim şu ikisini tutuyorum. Şu ortadan bu alt taraf hareket edecek şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde tutarken bunu aşağıya alacağım. Altı sola, sağı tekrar yukarıya alıp altı da tekrar gerine çekiyorum. Şimdi bu hareketi şu üst köşe tamamlanana kadar yapacağım. Bakın kesinlikle bu olmadı deyip dur başka tarafa çevirmeyin. Elinizi bozmayın, sol tarafı bozmayın. Tekrar bunu aşağı alıyorum. Altı sola, sağ yukarıya, altı sağ. Bunu hızlı bir şekilde yapayım çünkü burayı oluşturmam lazım. Siz de sıkılmadan. Evet, bakın aldım bitti tamam, tamam deyip bunu yukarı, bunu aşağı, bunu geri almayı unutmayın bakın. Çok yanlış olur. Şimdi bu şekildeyken hareketimiz tamamlandı. Burası bitti. Karıştı bozuldu eve atıyorsunuz. Hayır. Elinizi bu sol tarafı bozmayın. Yani sol tarafta duracak sabit. Üst tarafı çeviriyorum sadece. Hop bu köşeyi alıyorum. Burası çevirme köşem oluyor. Bu hamle çok önemli. Bakın bu kısım son hamledir burası artık. Çözeceğiz kübümüzü. Bitiyor. Buradayken tekrar aynı hamlemiz devam ediyorum. Bunu aşağı alıyorum. Altı sola çekiyorum. Sağı yukarıya. Altı sağ. Tekrar aynı hamleye devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi kübüm çözülüyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Başarılar, iyi çalışmalar.